الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع نبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصافة إلى آخر الآيات. Bu bab, tarikat-ı aliyeye dukul, rical ve nisaya lazım olduğunu, öbür uzunluğun esbabını ve bir mürşid-i kamile teslim ve tebaiyetsiz, ustad-ı Allah müteassil olduğunu beyanidir. Şeriat makseninden bunca insan, hüdaya vasıl olduğu buldu meydan, beni gayet kati müşkil dereycan, ki mürşidsiz bu sırra ola aşağıya. Hemen mürşid bulup hakka giyilirim, cemali var cemalesi. Bu bab, şimdi başladığımız bab, tarikat-ı aliyeye dukul, bir tarikat-ı aliyeye intisap etmek, rical ve nisaya lazım olduğunu, kadın erkek, bütün Müslümanlara lazımdır. Bir tarikat-ı aliyeye intisap etmek, kadın erkek, bütün Müslümanlara lazımdır. Bu bab bunu anlatacak. Öbür lüzumun esbabını, niye lazımdır, sebebi nedir? Bir tarikat-ı aliyeye intisap etmek herkese lazımdır. Niye lazımdır, sebebi nedir? Yani tarikat-ı aliye olmayınca ne olur? Olduğu zaman ne olur, olmadığı zaman ne olur? Öbür mürşidi kamile teslim ve tebaiyetsiz ve kamil bir mürşide teslim olmadan, kâmil bir mürşide tabi olmadan vuslet ilallah, Allah'a kavuşmak müteassir olduğunu, Allah'a kavuşmanın çok zor olduğunu beyan eder. Bu bapta bir tarikat-ı aliyeye, tarikat-ı aliyeye intisap etmek kadın erkek her Müslümana lazımdır. Niye lazımdır? Ve bir mürşidi kâmile teslim olmadan, bir mürşidi kâmile tabi olmadan Allah'a kavuşmak çok zordur. Bunları anlatacak Büyük Şeyh Efendi Kadısı Vahselam. Şeriat makseninden bunca insan, hudaya vasıl olduğu buldu meydan, veli gayet kati müşkil dereycan, ki mürşitsiz bu sırra ola aşağıya. Hemen mürşit bulup hakka giderim, cemali va kemalesi. Şeriat makseninden bunca insan, şeriat hazinesinden bunca insan, hudaya vasıl olduğu buldu meydan, şeriat hazinesinden çok insan Allah'a kavuştu. Çok insan Allah'a dost oldu. Şeriat hazinesinden şer'i şerifi yaşamakla beraber çok insan Allah'a kavuştu, Allah'a dost oldu. Ve lakin gayet kati müşkil derecan, çok zor, çok müşkil bir iştir ki mürşitsiz bu sırra ola aşağıya. Mürşit olmadan Allah'a vasıl olmak işi çok zor iştir. Ha, olmaz değil, olabilir. Olmaz değil, olabilir. Ama mürşitsiz olarak Allah'a vasıl olma işi çok müteassir, çok zor, kati müşkil bir iştir. Hemen mürşit bulup hakka giderim, cemali ve hakimane seyir. Her sanatın bir ustası vardır. O sanatta mahir olmak için, o sanatta ehil olmak için onun ustasından o işi öğrenmek, talim etmek. Ustasından öğrenirsen sen de o işin mahir olursun, sen de o işin ustası olursun. Ustasından öğrenmezsen olmaz. Her sanat, her iş böyledir. Allah'a vasıl olma sanatı da Mevla'ya lakin içine kul olma, Allah ile aradaki perdeleri kaldırma sanatı da böyledir. Bundan bizden evvel Mevla'ya vasıl olanlar hep böyle vasıl oldular. Hep kamil mükemmel şeyh efendileri buldular, onlara tabi oldular, onların hizmetine.
sohbetinde bulundular, onların sohbetinde bulundular, onlarla beraber oldular, onlardan istifade ettiler, o asıl oldular. Açın, menakıb kitaplarına bakın, tabakat kitaplarına bakın. Eşhab-ı Kiram'ın, Ehlullah'ın hayatını anlatan, Allah dostlarının hayatını anlatan kitaplara bakın. Hiçbiri böyle yerden bitme çıkıp değil yani. Hepsi falanca zatın sohbetinde bulunduğu, falanca zatın derslerine katıldığı, falanca zatın hizmetinde bulunduğu, falan senelerdir işte şu kadar sene şuna hizmet etti, bu kadar sene buna hizmet etti, hep böyle anlatıyor. Hep böyle anlatıyor. Kim olursa olsun hepsinde işte şöyle bir şey, falancanın talebesidir, falancanın müridir. İnsan kamil, mükemmel bir şeyh olacak kendine, ona tabi olacak. Hakkıyla Müslüman olmak için Allah'ım cümlemize nasip etsin. Allah'ım hakkıyla Müslüman. Allah'ım lafla söylediğimiz şeyleri kalbimize inanmak lazım. Burada Büyükşehir Efendi Babamız Kaddesullah Sıra Risale-i Kutsi'nin yanına İmam Gazali'nin kıyasından bir ibare nakletmiş. Beyne men tedahhera ve tevallahe ve rafa'l hadete ve sâra sâlihan le salâti yahtâcu ilâ imâmin yakfidîn. Ve inne muhakkak men kim tedahhera abdest alırsa tedahhere temizlenirse diyelim. Ve tevabbaya abdest alır. Ve rafal hadese kendisindeki abdestsizlik halini giderirse kalkın abdest alır. Tamam. Ve sara salihan lis salati. Namaz kılmaya uygun bir hale geldi. Abdest alır. Namaz kılmaya uygun bir hale geldi. Yahtacı bu kişi ihtiyaç duyar. İlâ imamin, bir imama ihtiyaç duyar. Yakteli bir mesela bak şimdi cemaatle beraber akşam namazını kıldık elhamdülillah. Mevlamız bize ne yaptı? Nasip etti. Çok şükür Ramazan. Mevlam yasıyla cemaatle kalmak nasip etsin inşallah. Mevlam nasip etti elhamdülillah. Çok şükür. Kendi başına kılsan namaz olmuyor mu? Oluyor. Ama olmaz. Bunun yanından geçmez değil mi arkadaşlar? Kendi başına kılsan olmuyor mu? Oluyor. Oluyor değil. Oluyor. Oluyor da bunun yanından geçmez. Niye geçmiyor? Ya Mevlam böyle istiyor. Mevlam böyle seviyor işte. Ne var yani? Yani kendi başına kıldığı zaman 3 kılıyordun da şimdi 3,5 mu kıldık? Yok. Hem 3 kıldık. Kendi başına kıldığın akşam namazının farzıyla imamla beraber kıldığın akşam namazının farzı arasında bir şey olmuyor mu? Evet. Ama Mevla böyle söylüyor. Her şeyin bir kaidesi kuralı var arkadaşlar. Her şeyin nesi var? Kaidesi kuralı var. Bak şimdi. Tamam. Bunun bir vazifesi var değil mi? Bir şey için yapılmış. Yapıldığı işi ne yapıyor? Görüyor. Bunun düğmesi orada değil mi? Hayır amca arkamda dediğin yanasını yapıyorum. Aynı duruyor yerinde. Demek ki cihaz aynı cihaz değil mi? Deminkinin aynısı değil mi bu? Demin yaptığımı tık tık ediyordu, şimdi yetmiyor. Niye yetmiyor? Kardeşim kolu var kardeşim. Cihazın aynı orada olması bir şey ifade etmiyor. O düğmeye de basılı olacak. Bunun gibi 70 tane cihaz koysam buraya, düğmeye basılı değilse, kardeşim kolu yerine gelmediyse ne yapıyor? Olmuyor işte. Her şeyin nesi var? Kardeşim kolu var. Tesisat burada, tesisat burada kabul. Bir şeyler yapmışsın ama kaide kuralda ne var? Eksik var. O zaman iş olmuyor işte. O zaman olmuyor. Ya bunun gibi arkadaşlar. İşte. Allah'a vasıl olmak için de illa böyle Allah'a vasıl olmuş, Allah'a vasıl olmuş, Allah'a vasıl edebilen bir şeyh efendi olacağım, ona tabi olacağım ve seni Allah'a kavuşturur. Böyle hapse efendimizi nasip etti arkadaşlar. Elhamdülillah, çok şükür Rabbimize. Karnım aç. Benim önüme çok güzel yemekler koydunuz. Bedirmenin ihtiyacını giderecek. Her şeyi benim karşıma sofraya ne yaptınız? Koydunuz. Ben öyle doymam değil mi? Bedirmenin ihtiyacını ne yapmaz? Bu sofradan istifade edeceksin işte. Kaşıklayacağını, çatallayacağını, bıçaklayacağını, neyse artık işte. Ağzını alacağını, çiğneyeceğini, yutacağım. Mide sindirecek bunu ama ağzından istifade ediyorsun. O zaman istifade ediyorsun. Çiğnemeden, yutmadan dünyanın en güzel sofrası önünde olsa, sofra sana bakıyor, sen sofraya bakıyorsun, sofra sana bakıyor, sen sofraya bakıyorsun ama hala nesin? Kaçsın. Şimdi bizim arkadaşlar önümüzde çok kıymetli sofralar var elhamdülillah. Çok kıymetli sofralar var elhamdülillah. Bütün tesisat, bütün tertibat, her şey hazır. İş işte çatal kaşığı sallama meselesi. Çatalı kaşığı sallarsan istifade ediyorsun. Sallamazsan bakıyorsun sadece ne kadar güzel sofraya geçiyorsun.
Allah'a muvaffak eder, size de tam istifade etmek nasip etsin. Kim İmam Gazali Hazretleri buyurdu ki, kim abdest alır, namaza hazır hale gelirse bir imam lazım. فَيْنَمَنْ تَدَحْرَ وَتَوَوْبَعَ Kim temizlenir, abdest alırsa ve sağa salihan ve salihan namazı uygun muvaffak bir hale gelirse, namazı salih bir hale gelirse يَحْتَعَ بِاللّٰهِ اِمَامِ اِنْدَقْتُمْ اِنْتِيَ Uyabileceği ne lazım ona? Düzgün bir namaz olsun için uyabileceği ne lazım ona? İmam lazım. İşte فَكَدَعْلِكَ الْمُرِيدُ İmam Gazali'nin kelamımız, İmam Gazali'nin sözünü okuyoruz arkadaşlar. فَكَدَعْلِكَ الْمُرِيدُ Mürid de böyledir. Allah'a irade eden, Allah'ı kasteden, Allah'ı isteyen adam da böyledir. يَحْتَعَجِ ihtiyaç duyar اِلَى شَيْخٍ وَاُسْتَادٍ Bir şeyhe, bir üstada ihtiyacı vardır. Yakribihi, kendisine uyacağı bir şeyhe, bir üstada ihtiyacı vardır. Aynı şekilde, nasıl ki namaz kılacak kişinin düzgün bir namaz, kamil bir namaz olması için bir imama ihtiyaç vardır. Her ne kadar o kişi namaza salih hale geldiyse de ne lazım ona? Bir imam lazım. Aynı şekilde Allah'a murad eden kişi de ne lazım ona? Bir tane şeyhe. La mahalete şüphesiz. Niye bir şeyh lazım ona? Liyehdiye hu, onu ulaştırsın diye İlâ sevâ-i sebîl, yolun ortasına böyle, orta yoldan onu alsın götürsün. Şimdi buraya dikkat edin. Fe'inne çünkü sebîl-i dinin, din yolları gâmlıdun, çok karışıktır, karmaşıktır.